Değerli izleyenler, bayrama resmen sayılı günler kaldı. Pazar günü, hatta 1 Mayıs İşçi Bayramı, aynı zamanda da Ramazan Bayramı'nın arefesi. Yani alışveriş için son 2-3 günümüz kaldı. Eminim ki yoğunluk da arttı. Hemen Eminönü'ne dönüyoruz. Şimdi arkadaşımız Gülay Alaca bizleri bekliyor. Alışverişini son güne bırakanların yoğunluğu var mı diye soralım Gülay. Gizem Çetin, şu anda Eminönü'ndeyiz. Hemen Mısır Çarşısı'nın yanındayız. Aslında Ramazan'ın başından beri olduğumuz, buradaki yoğunluğu aktardığımız yerdeyiz. Yoğunluk tabii ki de gitgide arttı. Bugün işte bu Ramazan bayramdan birkaç gün öncesinde özellikle de bugün çok yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Aslında baktığımızda Ramazan'a, pardon, bayrama sayılı günler değil, saatler kaldı. O yüzden de Eminönü'ndeki işte bu kalabalık arttı. Hemen göstermek istiyorum etrafımızda ki o kalabalığı, o yoğunluğu. Gördüğünüz gibi adeta Eminönü'nde insan seli yaşanıyor. Büyük bir kalabalık var. Tabii bu arada her zaman söylüyoruz, aktarıyoruz. Aslında saat 12 biraz daha erken bir saat Eminönü için. Aslında saatler geçtikçe buranın biraz daha kalabalık olması bekleniyor. Peki kalabalık dedik, alışveriş için geliyorlar dedik. Fiyatlar nasıl? Şimdi aslında bayram demek, bir yandan da bayram kahvaltısı çok meşhurdur, önemlidir herkes için. Aslında misafirler o saatten ağırlanmaya başlar. Herkes için özeldir. Peki o kahvaltılıkların fiyatı ne kadar? Yine bayram demek tatlı demek. Peki tatlıya koyduğumuz o malzemelerin başında gelen hem de en pahalısı olan ceviz fiyatları ne kadar? Hepsini tek tek aktaracağız. Önce kahvaltılık fiyatlarından başlayalım. Bakalım ne kadarmış fiyatlar? İşte gördüğünüz gibi çeşit çeşit zeytinler var. Hemen fiyatlarını aktaralım. 56 liraya zeytin var, 64 liraya var, 49'da var, 59'a da var, 69'da da var. Tabii şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Aslında Ramazan'ın başından beri Eminönü'nden aktarıyoruz, yayınlar yapıyoruz ama 35 liraya da zeytin gördüğümüz olmuştu. Tabii başka tezgahtı, belki biraz daha kaliteli olabilirdi ama kaliteli olabilir buradakiler ama 35 liraya da vardı. Buradaki en ucuz zeytinin fiyatı ise şu anda baktığımızda 49 lirayı görüyorum. Tabii siyah zeytinden bahsediyorum. Biraz daha lükse kaçmak isterseniz 56 liraya da var. Renkli zeytinler var. Farklı farklı zeytinler var. Onların fiyatlarını da hemen arkadaşım Berkay Karabaş sizler için görüntüleyecek. 56 lira yine. Renkli zeytinler, pancarlı zeytinler, yaban mersinli zeytinler. Evet, çeşit çeşit zeytinler var. Hemen peynir fiyatlarına bir bakalım. Yine Berkay Karabaş'tan rica edeceğim görüntülemesini. 76.50'ye var. 79.50'ye var. 82.50'ye var. Yine 87.50'ye fiyatlar var. Şimdi Ramazan'ın öncesinden beri aslında dediğim gibi bu yayınları yapıyoruz. Bu fiyatları karşılaştırdığımızda aslında hemen hemen aynı, ancak bazılarında fiyatlar biraz daha yüksek. Hep söylüyorum. Burada da tekrar etmiş olayım. Tabii çeşitlere göre de değişebiliyor. Belki biraz daha iyisidir. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Eminönü'ndeki fiyatlar bizim için daha ucuzdu. O yüzden de aslında alışveriş için önemli bir yerdi. Ama şunu söylemek istiyorum ki market fiyatlarına yaklaşmış durumda. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Hemen kaşar peyniri fiyatlarına da bir bakalım. Evet, eski kaşarın fiyatı 90 lira. Ramazan'ın başında da hemen hemen 90 liralardaydı. Aslında bazı tezgahlar için söylüyorum bunu. 70 liralara, 65 liralara da vardı. Bir Ramazan zammı aldı. Burası net. O yüzden de 90 liralara çıkmıştı. Buradaki fiyatta gördüğünüz gibi eski kaşarın fiyatı 90 lira. Tam yağlı Konya tulum. Onun fiyatı ne kadarmış? 59 liradan satılıyor onun kilosu da. 59 lira tulum peynirinin fiyatı. Şimdi biraz önce de aktardım ya, aslında bayram demek ne demek? Kahvaltı demek. Şimdi İnsanlar çocuklarını, damatlarını, gelinlerini o bayram sofralarında, bayram kahvaltılarında ağırlıyor. Peki o bayram sofrası, o bayram kahvaltı sofrası ne kadara geliyor? Bir de öyle hesaplayalım. Şimdi biz burada hazırladık. Merhabalar, hayırlı işler. Hoş geldiniz. Sağ olun. Bulduk. Şimdi dedik ki bayram kahvaltıları özel dedik, önemli dedik ama fiyatlar da bir o kadar önemli tabii. Şimdi bir bayram sofrası hazırladığımızda bize ne kadara mal olacak? Şimdi şöyle yapalım mı o zaman? Mesela bir bayram sofrasında, belki normalde daha az tüketsek bile bayram sofrasında olur. Ne kadar peki sucuğun fiyatı? Sucuk 210 lira kilosu.
bu ürünün yaklaşık ortalama 380 gram kadar geliyor. Yani 80 lira civarında bir tutarı olmuş oluyor. Ne kadar bu şu anda? 80 lira. Bir hesap makinesi hesaplayabilir miyiz? Evet, sucuğumuz 80 lira, aldık kenara koyduk. Zeytinimiz ne kadar bu tahmini? Zeytinimiz 69 lira kilosu. Burada da yarım kilo civarında var, yani 35 lira diyebiliriz. Hadi 30'dan hesaplayalım biz yine, az az hesaplayalım. Hemen yine ne kadar fiyatı? 15 lira. Bunu da koyduk kenara. Şöyle kenara aldım. Biraz da salam almak istiyorum kahvaltı soframa. Ne kadar? Salamın 160 lira kilosu. Yarım kilo olduğunu düşünürsek 80 lira yapar. Ama onu da 50 lira diyelim. Hadi biraz daha az aldık. Peki. Şimdi bir de reçel aldık. Reçelsiz olmaz tabii. Reçel evet 20 lira. Onun öyle küçük kavanozları 20 lira. Ne kadar oldu şimdi? 380 gram 20. Bunu da ekleyince 195. Peki tamam. Devam ediyoruz. Kaşar peynirsiz olur mu? Olmaz. Minimum yani 400 gramlık kaşar peyniri 49 lira. Bu 49 lira. Evet. Tamam, bunu da ekleyelim. Bunu da ekledim. Bir de küçük boyu şu anda aldığımız. Evet, bal da koymak isteriz bayram soframıza. Bal, evet, süzme bal, yani orta boy bir kavanoz diyebilirim. Bu da 38 lira. Peki, onu da ekleyelim. Şimdi kaşar peynirini de koyalım. Eski kaşar kilosu 119 lira. Yarım kilo civarı gelir, o da 60 lira diyelim. Ona da 60 lira dedik. Tereyağından geçtim ben, vazgeçtim. Hadi tereyağını koymuyoruz. Kaymak diyoruz. Sadece bu kadarı 30 lira. Evet, 29 lira. Kilo, 29 lira. Onu da ekliyorum. Kaymağımızı da ekledik. Ah, suyunu da döktük. Bu da krem peynir galiba. Beyaz peynir. Çok çeşidi var da bu ekmeğe sürmelik beyaz peynir. Ne kadar onun fiyatı? Diğerleriyle aynı fiyata gelir. Ortalama ona da 600 gram desek 45 lira diyebiliriz. İyiymiş bunun fiyatı. Yani bu mu 45 lira? Evet. Kilosu değil tabii. Yok, kilosu değil. Bu 600 gram civarı gelir. O kadarı 45 lira. Tamamdır. 45 lira. Şimdi evet, aslında fiyatı en önemlisi evet. Burada aslında belli olacak ama evet. Hadi ben birinden vazgeçeceğim. Ya pastırmayı alacağım ya da kavurmayı alacağım. Bayram sofram için ben pastırmayı tercih ediyorum. Kavurmadan vazgeçtim. Onu bıraktım. Bu kadar pastırmanın fiyatı. Pastırma pardon 12 dilim civarında bir pastırma, yani en daha azı olamaz zaten. Ne kadar 12 dilim? 60 lira diyebiliriz. 12 dilim pastırma 60 lira, onu da ekledik. Ekledik. Şimdi bazılarından dediğim gibi yani vazgeçtim onlardan. Zaten ortalama bir kahvaltıdan bahsediyoruz. Tabii ki her zaman şöyle bir şey var. Yani çok daha lükse kaçarsanız çok daha pahalı olur. Daha normal yerseniz daha normal minimum fiyatlarda olur. Ama biz şimdi klasik bir kahvaltı fiyatını çıkaracağız. O yüzden pastırmanın fiyatını aldım. Kavurmayı almadım. Yine jambon vesaire onları da eklemedim. Daha çok ortalama bir rakam ortaya koyacağız. Ve her zaman da klasik yediğimiz kahvaltılıkları ekledik. Var mıydı ekleyeceğimiz bir şey? Ben buraya aslında zaten yöresel ürünleri katmamıştım. Sadece ana kalemleri. Ana kalemler. Biz ana biraz kalemlerden de evet yarısını kadar çıkarmış olduk. O şekilde hesap yaptık. Evet. Çıkan hesabımız da bu şekilde. Evet, eğer bayramda böyle bir kahvaltı sofrası kurmak istiyorsanız gördüğünüz gibi işte fiyatı 476 lira. Yani ben çocuklarımı kahvaltı soframda ağırlayacağım, misafir ağırlayacağım, bayram soframda, kahvaltı soframda diyorsanız şöyle söyleyeyim, ben 500 lirayı gözden çıkarmanız gerekecek. Peki, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Rica ederim. Şunu da eklemek isterim. Beyaz peynir ve zeytinde üretici firma olduğumuz için fiyatlar piyasaya göre çok iyi. Yani bu Eminönü'nün fiyatları, mahalle arasındaki marketlerde bunu 1,5'ta çarpabiliriz bu fiyatları. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Hemen çok kısa bir de ceviz fiyatını aktaracağım. Kahvaltılık fiyatları aktardık. Şimdi ceviz de önemli. Tatlı yapıyoruz. En önemli bizim için aslında malzeme bayramda olması gereken. İşte hemen başka bir dükkana girdik ve fiyatlar gördüğünüz gibi Bitlis cevizin fiyatı 180 lira. Yerli cevizin fiyatı 140 liradan satılıyor. Yani bir de tatlı yapmak istediğinizde en az 150 liraları da bu tarafında da işin bu tarafında da gözden çıkarmanız gerekiyor. Evet Gizem, fiyatları hem de buradaki kalabalığı Berkay Karabaş'la aktarmaya çalıştık. Sözü artık sana bırakalım. Evet, Gülay Alaca'ya teşekkür ediyoruz efendim. Bayram